Ben bu okula yeni geldim. Eski okulumda başarılı bir öğrenciydim. Burada da yeni derslerime çalışıyor, iyi notlar alıyordum. Ama bu durum Serdar'ı rahatsız etmiş olacak ki bana sataşmaya başladı. Hem de yalan yanlış şeyler uydurmuş hakkımda. Sözde ben eski okulumdan hırsızlık yaptığım için gönderilmişim. Yok böyle bir şey tabii ki. Ama çok yaraladı beni bu iftira. Zaten bir süre sonra tartaklamaları başladı. Okula gelirken yolda dövdüler beni. Bir de herkesin içinde yapıyorlar. Herkes görüyor. Tabii bu daha da çok zoruma gidiyor. Dokunuyor. Geceleri hep kötü rüyalar görüyorum. Derdimi anlatabildiğim bir tek kanaryam var. O da benimle konuşamıyor. Herkes kurban olabilir. Zorbalıkta zorba, kurban ve izleyiciden olması söz konusu. Buradaki bu kişi kurbandır. Kurban olarak seçilen bireyler genellikle daha içe dönük, daha duygusal, daha çekingen bireyler oldukları gibi ve bir güç dengesizliğinden söz edebileceğimiz gibi aynı zamanda kurban olan kişiler güçsüz olmamalarına rağmen duygu ve düşüncelerini şiddetle ifade etmeyen, vurmaktan, kırmaktan hoşlanmayan kişiler de olabiliyorlar. Aslında zorbayı durdurabilecek güce sahip oldukları halde bazen bu gücü kullanmayı öğrenmemiş bireyler ya da bu güce kullanmak istemeyen bireyler olabiliyorlar. Ve bu kurban durumundaki olan kişiler daha çok düşünce, duygu boyutuna önem veren kişiler olabiliyorlar. Tabii zaman zaman büyük bir güç dengesizliği de söz konusu olabiliyor. Zorbalar güçlerinin yetebileceği kişileri kendilerine kurban olarak seçebiliyorlar. Ve bazen de taraflardan biri bir başkası hakkında onun aleyhine bir takım dedikodular yayabiliyor. Bu da bir zorbalık türü olarak bütün bunları düşünebiliriz. Kurban durumunda olan kişi bu tür yaşantıları yaşamasına bağlı olarak sanki bunları tek başına kendisi yaşıyormuş gibi, hayatta başka hiç kimse buna maruz kalmamış gibi düşünmeye başlayabilir. Ve ciddi bir yalnızlığa doğru itilmesi söz konusu olabilir. İçine kapanabilir. Adeta olumsuz duygular içerisinde depresyon yaşayabilir. Yeme düzeninde değişiklik olabilir. Ya çok sürekli olarak gidip evde buzdolabını kullanıp aşırı bir şeyler yemeye çalışır. Ya da hiç ben yemeyeceğim, yemek istemiyorum diyerek halsiz bir şekilde evin içerisinde dolaşabilir. Uyku düzeninde bir değişiklik olabilir. Ya çok uyumak ister, sürekli olarak ben hastayım deyip okula gitmek istemez. Ailesini ikna etmeye çalışabilir bu konuda. Ya da çoğunlukla gündüz ve sabah saatlerinde uyuduğu için akşam saatlerinde çok ciddi bir uykusuzluk yaşamaya başlayabilir. Dolayısıyla bir uyku düzeninde bir değişiklik olabilir. Bu çocuklarda şu üç duygu durumundan birisini çok yoğun yaşamaları söz konusu olabilir. Ya bir karamsarlık olabilir, yaşamlarının hep böylece devam edeceğini düşünebilirler. Ya da bir ümitsizlik olabilir, geleceklerine hiç değişemeyeceğini düşünebilirler. Ya da ciddi bir çaresizlik yaşayabilirler. Yani ellerimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yaparsam yapayım her zaman için bana böylece kötü davranıyorlar. Her zaman bu kurban rolünden kurtulamayacağım anlayışının yerleşmesine neden olmaya başlayabilir. Ve bu çocukların benlik algılarını çok değişebilir. Kendilerini yetersiz görmeye başlayabilirler. Dolayısıyla bu dönem içerisinde çocuklarının bir kurban rolüne düştüğünü ebeveynlerin, anne ve babaların izlemesinde son derece yarar vardır. Eğer bu ciddi bir şekilde yerleşmeye başlarsa bu çocukların gelecekteki okul seçimleri, meslek seçimleri, mesleklerindeki ilerlemeleri bunların hepsini etkileyebilecek bir durum olabilir. Anne babalar olarak çocuklarımızın kurban durumunda olup olmadığını tespit edebilmek için özellikle okula istekle gidip gitmediği, arkadaş çevresi kimlerle etkileşim içerisinde bulunduğunu gözlemlememizde çok fayda vardır. Biz anne babalar olarak çoğunlukla okulların çok güvenli bir yer olduklarını düşünürüz. Gerçekten de öyledir. Fakat çok fazla sayıda kişinin öğrencinin bulunduğu durumlarda çocuklarımızın
bir kurban durumuna düşme riski de bulunmaktadır. Dolayısıyla her zaman için okulla, çevreyle ilişkimizi sürdürmemizde fayda vardır. Özellikle bu dönem içerisinde çocukların genel davranışlarında bir değişiklik olduğunu gözlemleyebiliriz. Anneler çocuklarını çok iyi fark edebilirler, çok küçük değişiklikleri de fark edebilmeleri söz konusudur. Özellikle bu okul, akademik çalışmalar, ödev yapıp yapmama gibi konulardaki isteksizliğinin olması, uyku düzeninde, yeme düzenindeki değişiklik, genel bir duygu durumunda bir değişikliğin bulunup bulunmadığının takip edilmesine son derece fayda vardır. Ve bu dönem içerisinde anne babalar çok yalnız da değildir. Okul idarecileriyle, öğretmeniyle, okul psikolojik danışma rehberlik servisiyle işbirliği içerisinde bulunmalarını önerebiliriz. Murat, o bunu hak ediyor. O kadar çok ders çalışıyor ki, notları o kadar yüksek ki, öğretmen bizden de aynısını bekliyor. Aslında sadece inekliyor. Yoksa onun beyni hiçbir şeye çalışmaz. Biraz da hayatı öğrenmek lazım. Ben ona iyilik yapıyorum. Hayatı hazırlıyorum onu. Hayat acı. Gerçeklerle tanışsın. Zorbalık, biri dur diyene kadar devam eder. Zorbalığı sıkça uygulayan, şiddete başvuran öğrencilerin genellikle empatik becerilerinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani kendisini zorbalık yaptığı öğrencinin yerine koyamayan, onun neler hissettiğini çok anlayamayan, belki bir miktar bencilce bir yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Bu kişiler daha çok şiddete başvuran, duygularını, düşüncelerini şiddet davranışlarıyla açıklayan ve özellikle de kendileri geçmişte şiddete maruz kalmış bireyler olabiliyorlar. Daha çok fiziksel güce önem veriyorlar. Zorba genellikle fiziksel olarak daha güçlü veyahut da kendisini böyle hisseden birisi. Yani muhakkak fiziken daha büyük, daha iri bir öğrenci olması gerekmiyor. Sırtını abisine dayamış olabilir, daha büyük öğrencilere dayamış olabilir veya kendisini psikolojikmen güçlü hissediyor olabilir. Anne baba olarak acaba çocuğumuzun zorba mı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sıklıkla aslında bu çocukların okulla ilgili başları derttedir. Yani okul kuralları ile ilgili sıkıntıları söz konusudur. Okul idaresiyle ilgili öğretmenlerinin pek memnuniyetinin olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında okulla kuracağımız anne baba olarak ilişkinin biçimi son derece önemlidir. Bu çocuklarda sıklıkla akademik başarının düşüklüğünü gözleyebiliriz. Ödev yapmamama, çoğunlukla özellikle daha çok şiddet içeren filmler, şiddet içeren konuşmalar, bunların izlenmesinde bir artış söz konusu olabilir. Bu çocuklar, zorba olan çocuklar sıklıkla kendi aile içerisindeki kurallara da karşı gelmeye çalışabilirler. İsyankar bir tavır içerisinde bulunmaları söz konusu olabilir. Çoğunlukla da bu çocuklar aile içerisinde saldırganlığı da öğrendikleri için aslında anne ve baba, kardeşler arasındaki ilişkilerin bir anlamda da bir yansımasıdır da diyebiliriz. Serdar birini hırpalıyorsa mutlaka haklı bir sebebi vardır. Murat bunu hak etmiştir. Biz bir grubuz. Tabii Serdar birine girişiyorsa mutlaka ben de girişirim. Delikanlılığın kitabını da öyle yalnız bırakmak var mı? Zorbalar genellikle kendileri de daha önce zorbalığa maruz kalmış kişilerdir. Zorbalara baktığımızda zorba olan kişilerin de yaşamlarının bir döneminde kurban durumuna düştüklerini ve birçok olumsuz yaşantı başlarından geçtiğini gözlemlememiz söz konusudur. Dolayısıyla anne babalar olarak eğer çocuklarımızın okul ortamı içerisinde acaba bir diğer çocuklar tarafından alaya mı alınıyorlar, yoksa bir şiddete mi uğruyorlar, isim takmayla karşılaşılabilir mi, sosyal olarak oyunlarına kabul edilip edilmemeleri, oyunların alınıp alınmamalarını takip etmemizde de fayda olduğunu düşünüyorum. Ergen grubundaki olan çocukların en büyük ihtiyaçları aslında bir grubun içerisinde bulunmaktır. Bir gruba ait olmaktır. Bu dönem içerisinde öğretmen ya da anne baba çocukların yaşamındaki etkisini büyük ölçüde yitirmiştir. En etkili kişiler arkadaşlarıdır. Dolayısıyla
Bireyler zaman zaman zorbaca davranışlarını sırf arkadaşlarına, örnek vereyim, arkadaşlarının gözünde değer kazanmak için, bir gruba ait olmak amacıyla da gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla bu tür kliklerin oluşması, özellikle zorbalık etrafında oluşan grupların okul içerisinde oluşması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde velilerin kendi çocuklarını da gözlemleyerek, acaba bir kurban durumunda mı oluyor, yoksa bir zorba durumunda mı, yoksa bir izleyici durumunda mıdır çocukları, bu konularla ilgili olarak ne yapılabilir konusunda okul psikolojik danışma rehberlik servisiyle ve okul idarecileriyle işbirliği içerisinde bulunmalarının son derece yararlı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarım benim yerimde olsalardı, hissettiklerimi ancak o zaman anlarlardı. Kurbanın yaşadıkları ona acı verir. Murat'ın yaşadıklarını düşününce iyi ki onun yerinde değilim diyorum. Çoğu zaman ben de dayanamıyorum. Çık karşılarına, yaptıklarının yanlış olduğunu söyle. Ama yalnız kalmaktan korkuyorum. Onları karşıma almak istemiyorum. Ama birilerinin buna dur demesinin zamanı geldi. Zorbalığa dur diyebilmeliyiz. Zorba ve kurban dışında üçüncü kişi de izleyicilerdir. İzleyiciler farklı tarzda olabilir. Bunlardan birincisinde adeta zorba ile birlikte hareket eden, bir olayı başlatan kişi olabilir. Söz edebilir, dedikodu çıkarabilir ya da saldırganca davranışı başlatan bir kişi olabilir. İkinci gruptakiler daha çok izleyiciler, olay başladıktan sonra, diyelim ki zorba kurbanına bir hamlede bulunduktan ya da bir saldırganca davranışta bulunduktan sonra olaya dahil olan, ne oluyor burada, ne yapıyorsunuz der gibi bir tarz içerisinde sadece izleyebilirler. Üçüncüsü olarak da olayın olması durumunda gülen, tezahüratta bulunan, konuyu destekleyen kişiler olabilir. Eğer zorbaca davranışlarına göre bir sosyal kabul buluyorsa, popülerlik de buluyorsa, bu daha çok pekiştirilecektir. Dolayısıyla izleyicilerin rolü aslında zorbanın davranışlarını pekiştirme görevi üstlenmektedir. Tekrarlamalarını bunların çok arttırabilir. Buradaki izleyicilerin temel düşüncesi, bana dokunmayan yılan bir niyin yaşasın düşüncesidir. Aslında buna kabul edildiğinde bu çocukların tekrar bir kurban durumuna ya da zorba durumuna düşürmesi riski çok fazladır izleyicilerin. Çünkü çevrenin içerisinde adeta bir anlamda da sorumluluğu paylaşmaktadırlar. Aslında izleyici olan kişilerin de zorba davranışların okul içerisinde oluşmakta olan zorbalığı engelleyici, kırıcı bir etkisinin olması gerekir. Buna yönelik olarak okulda şiddeti azaltma, öfke kontrolü, zorbalıkla mücadele tarzında programlar oluşturulmuştur. Bunlar okul psikolojik danışma rehberlik servisleri aracılığıyla okullarda uygulanabilmektedir. Dolayısıyla aslında izleyiciler, izleyici niteliğindeki olan kişilerin sayısına baktığımızda zorba ve kurban sayısına göre okulda çok daha fazladır. Eğer bu kişiler zorbacı olarak gözlenen davranışları tespit ettiklerinde müdahale ederlerse, okul ortamında daha kabul edilebilir bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunabilirler. Şiddete uğruyor ya da tanık oluyorsanız 183'ü arayın.